oldu demiyor. Göründüğü zaman. Risale'nin biraz lisanı anlayın. Onun için ben uzak durun haberlerden. Yani gördüğünüz bildiğiniz gibi değil. Başka da arkada değişik. Çok değişik. Tamam mı? Onun için uzak durun diyorum. Ben de ağzımı kilitlemeye çalışıyorum yani. Uzak durun yani. Biraz uzak durun. Şimdi bak İsa ne zaman üzerine çekmiş? Geçeyim çünkü. Dinsizlik cehlana karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Tamam ne yapacakmış? Bu Amerika bu olayı çözecek. Çözdü. Ama bir fırsat bekleniyor. Çünkü Amerika iki şıkkı var. Başka yok. Ya dağılacak ya ilan edecek. Dünyanın en borçlu devleti kim? Amerika. Sonra kim biliyor musunuz? İngiltere. Sömürüyorlar vesaire. Şimdi ya dağılacak ya ilan edecek. Bizi bu hale koyan odur diye Hitler de öyle yaptı. Peki İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde ittihat edecek. Dinsizlik cehlana galebe edip dağıtacak. Atladın mı? Yok. İttihat neticesinde dinsizlik cehlana galebe edip dağıtacak istidadındayken bak İslam Hristiyan bir olacak. Tam böyle şey gelecekler. Öteki tarafta dinsizlik cehlanı, Çin, İsrail, böyle imansızlık hepsi çeşitleriyle bu. Ondan İsevilerin hakiki ruhanileriyle İslam Birliği, İttihad-ı İslam 76 Emir daha 2, bir olacaklar. Bu ikisi savaş anında İttihad neticesinde dinsizlik cehlanına galebe edip dağıtacak istidadındayken alim-i semavatta cismi beşeriyesiyle bulunan alim-i semavatta ahirete geçmemiş. Alim-i semavatta semai dünyada cismi beşeriyetiyle bulunan şahsi İsa aleyhisselam o dini hak cehlanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık. Kim muhbir-i sadık? Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam geçeceğini bir muhbir-i sadık bir kadir-i külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır. Nasıl yapacak? Şimdi aklımıza yaklaştırıyor. Örnek verecek. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen Bedir, Uhud'da ve şimdi ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden kim? Hazreti Cebrail'in Dihye suretine girmesi gibi. Hazreti Cebrail Dihye suretine girmiş değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Birinci örnek bu. Hazreti Cebrail'in Dihye suretine girmesi. Yok, birinci örnek şu. Melaike ve melaikeleri semavatta melaikeleri yere göndermek Bedir Uhud'da Allah'ın bu ayetinde var. 50 bin diyor. İki, Cebrail'i Dihye suretinde göndermesi misal iki olsun. Üç, ve ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine. Bakıyorsun ne var ne yok. Sohbet ediyorsunuz. Tamam, ruhaniler. Hatta Ustad diyor ki Asar-ı Bedi 79 insanlardan usandım. Ya insanlardan usandım dünyeviler ha dünyevi insan ne öyle miydi ya? Dünyevilerden diyor. He? Dur. Dünyevilerden mi usandım diyor. Göstereyim de çok. Misallerden mi diyor? İnsanların şeyinden usandım. Ya işte abi. Niye böyle asan ezberlemesin? Yaş bahane etme. Yaşın abi. Okuyayım abi. Oku. Oku ama sen oku. Herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Misalilerle mübahese daha hoşuma gidiyor. Çünkü müsriftirler. Bak, herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Misalilerle, ruhanilerle mübahese, sohbet, hasbihal yapmak daha hoşuma gidiyor.
Çünkü müsriftirler, insaflıdır. Ya sen kimle konuşuyorsun? Arkadaşların mı bunlar? Acayip bir şey yani usta. İşte öyle tuhaf adam da. Soru sorduğu zaman gözüküyor ne olduğu. Ruhanileri alim-i ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren ne etti? Kaç misal oldu? 3. Melaikeleri, Cebrail'i, ruhanileri. 4. Ölmüş evliyaların çoklarının, ben bunu bilmiyordum sonra öğrendim. Ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen. Ben kuşların cefine, sineklerin kanatlarına girip geliyorlar biliyordum. Meğer evliyaların çoğunu kendi misali, bedeni misalileriyle dünyaya gönderen, gönderip bir Hakim-i Zülcelal, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsn hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Eğer ustad zamanında gelmiş olsaydı geldiği olacaktı. Ne yapacakmış? Gönderecek. Tamam. İşte böyle bir sırada o ceyran pek kuvvetli göründü bir zamanda Yahudilik. Şu anda çok kuvvetli gözüküyor ya. Kuvvetli değil göründüğü zaman. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani Müslüman İsevileri ünvanına layık o şey çapı genişliyor. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasafi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak ve hakaik İslami ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecek. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsi manevisi tabi İslamiyet metmuk makamda kalacak. Yani İsa Aleyhisselam'ın da geldiği zaman ne yapacağını söylüyor. Ahkam getirmiyor. Hristiyanlığın hurafe ve tahrif edilmiş. Onları Kur'an'a göre tahsiye edecek. Bir nevi Hristiyanlık tabelası vitrini arkasında İslamiyet anlatılacak ve bir nevi Hristiyanlık İslamiyet'i inkılap edecek. Çünkü ismi tabela vitrin Hristiyanlık, içi İslamiyet. Teslis yok. İçki yok, şu yok, bu yok. İslamiyet'i, Allah'ın sıfatlarını Kur'an'a göre değiştirecekler. O zaman hakikat-ı İslam ile birleşecek, mane Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsı manevisi tabi İslamiyet metbu makamında, İslamiyet tabi olunan makamında kalacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Mehdi Ali Resul değil yani. Şimdi buraya yaptık. Bir de mektubat 6'da ne anlatıyordu? Ha, sema nüzulünü anlatıyor. Şurada da söylüyor. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselam ve Selam ile amelindeki hadisin sırrı şudur ki ahir zamanda felsefe-i tabiyenin verdiği ceyran-ı küfriye ve inkar-ı ülüyete karşı İsevilik dini tasafi ederek, yani mesela bir insana şimdi İsa isnat ediyorlar. Tam İsa ne yapacak? İslamiyet'e uyacak. Adam İslamiyet'in dışında hükümler getiriyor. Nasıl İsa olacak? Oysa İsa geldiği zaman ne yapacakmış? Şunu yapacakmış. İsevilik dini tasafi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'i inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahiy semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür, öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür, yani inkar ülleti fikrini öldürecek. Bunu bana çeşitli yerlerde soruyorlar, Almanya'da da sormuşlardı. Abi İsa Aleyhisselam burada manevi gözüküyor. Manevi inecek, maddi değil. Arkadaşlar küfür ve iman maddi değil ki, manevidir. Küfür
Manevidir. Manevi öldürülecek tabii. Küfür madde değil ki, kalem değil ki kırılsın. Ama o küfrün, o sıfatın mevsufu var. Yani küfür sıfattır. Yani küfür kendisi değil. Mevsufu değil yani. Vasıfı. Ben mesela kafir değilim. Benim sıfatım kafir olur. Çünkü cesedim sanat ilahi. Tamam. İman da manevidir. Küfür de manevi. Küfrü manevi öldürecek diyor. Tabii ki öldürecek. Küfür manevidir. Madde değil ki. Ha bunu kırarsın tak kırdık ha. Küfür böyle bir şey değil ki. Yani burada niye anlamıyorsun bak. Hazreti İsa Aleyhisselam İsa'yı şahs-ı manevi temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini. Dinsizlik kardeşim. Yani kitap değil. Realitesi yok dinsizliğin. İtikattır. Kaptaki itikattır. Dinsizliğin şahs-ı manevisi temsil eden Deccal'ı öldürür. Ha temsil etmiş. Küfrü temsil eden o. Ondan sonra yani inkarül itti fikrini öldürecek. Tabii ki bu da imandır yani. O kadar sarı ifade var. Sarı ifade. Gelecek diyor ya. Gelecek. Ha bir yerde ima var. Diyelim ki sen dediğin gibi böyle bir şey gözüküyor. Manevi gelecek. Maddi gelmeyecek anlaşılıyor. Mektubatı okuduk. Gönderecek. Kastamonu okuyorum. 82 İsa'nın, Hazreti İsa'nın nuzulunu maddeten bir misalini gösteriyor. Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulu kat olmakla beraber. Kat ediyor diyor. Sen hadis-i şerifi koyuyorsun. Bak burada. Kat olmakla beraber. Bak, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulu kat olmakla beraber. Ama hala itiraz ederse... Kimsenin alim olmasına uğraşmayın. Niye olsun ya? Niyeti olanlarla uğraşın. Biz o bağnazlarla uğraşsak zaten masumlara ulaşamazdık. Onun için sizi söylüyorum. Hele baktın şey yaptın. Sarı ifadeleri tebiliyor. Ama diyor. Tamam kardeş. Tamam kavga etmeyelim. Kur'an'ın ifadesiyle hecren cemila. Güzel bir şekilde ayrılın diyor. Tamam. Evet. Mana işaretiyle başka hakikatler ifade ettiği gibi bu hakikate da mucizan işaret ediyor. Küçük hüsrev olan feyzi ve eminin suali ve ilhamlarıyla bazı için devam ediyor. Ben size Amerika hakkındaki şey bir saat olduğu için Emirdağ'ındakini de okumak isterdim 58 ama anlatmak istediğim anlattım. Onlar İttihad-ı İslam'ı yapacaklar. Amerika İttihad-ı İslam'la birleşecek. Amerika İttihad-ı İslam'la o cümleyi de çabuk okuyayım da. Bakıyor şimdi kameraman. Abi bir saatin geçti diyor. Tamam. Peki geçti de ne yapalım? Adam işi gücü ne? Dinlesin. Dinlemezse dinlemesin. Dinlememişse dinlememiştir. Dinlerse dinler. Bak şimdi atlıyorum. Şuradan beri okursunuz. Esas burada anlatıyor. Ama ben buraya okuyacağım size. 58 tamam mı? Yalnız emniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki yani izle okuyorum. İzah etmeyeceğim. Bu geniş boğuşmaların neticesinde böyle böyle olacak. Geniş tarih boğuşmalarında eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar. Birinci Dünya Savaşı bu kaç? 1900 kaçta? 44'te yazıldı değil mi? 44'te yazılmış. 39-44 Birinci Dünya Savaşı'ndaki zarardan daha büyük bir zarar çıkacakmış. Nerede? Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı menba olan Avrupa'da Deccal'e bir vahşet doğurmasıdır. Avrupa'da Deccal'e vahşet neydi? Hangisi olabilir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vahşet olmuş. Hiç böyle bir vahşet olmamış. İkinci de değil. Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci Dünya Savaşı. Yani ikinci Dünya Savaşı diyebilirsiniz ama medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da o zaman Avrupa medeni değildi. Yani Srebrenica ve Bosna Hersek Savaşı diye anlıyorum. Ama diğerleri de bilin ikinci Dünya Savaşı alabilir. Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da Deccal'e bir vahşet doğurmasıdır. Vahşet. Bu endişeyi ustad endişe ediyor. Demek ki Müslümanlar olacak bu işin içinde. Endişeyi teselliye medar. Teselliye medar ne olmuş? Alem İslam'ın tam itibariyle bu olay, Srebrenica hakikaten Bosna Hersek Savaşı, Alem İslam'ın tam uyanmasının
tetiğini yaptım. Ali İzzet Begoviç'in sözü var. Diyor ki, ne kadar dedi? 500 bin mi? 250 bin. Ya 250 bin ya 500 bin insan öldü diyor. Ama üzülmüyor. Çünkü tamamen yok olacaktık. Bu kadar fidye vererek millet olarak dirildi. Çünkü biz Müslümanlığımızı unutmuştuk. Onlarla zina yapar, içki içer, sırflarla beraberdik. Sonra bizi ne zaman kesmeye başladılar? Dedik ki kim kesiyor bizi? Beraberdik arkadaşımız. Sırf niye kesiyor bizi? Müslüman olduğumuzdan. Öyle mi ya biz Müslüman mıymışız? Aynı böyle dedi ha. Şeyler, Bosna Hersekliler, Kosovalılar vesaireler. Biz Müslüman mıymışık? Ama Müslüman olduğumuzu sırflar anlattı bize dedi. Sonra ister istemez İslam kesiliyoruz. İslam'dan dolayı. O zaman ister istemez Müslüman oldu. Evet 500 bin verdik ama orada bir millet dirildi. Müslümanlık dirildi. Bu ne olacak? Bu olay alim İslam'ın tam intibahiyle ve yeni dünyanın sözler 517'de işte söylediğim Miraç'ta anlatıyor. Yeni dünyanın gizledi usta. Amerika demiyor. Hristiyanın hakiki dinini düstur hareket ittihaz etmesiyle Amerika Hristiyanın hakiki dinini yani Müslüman İsevileri unvanına layık cemaat ittihaz etmesiyle yani onlar da çalışıyor. Düstur hareket ittihaz etmesiyle alemi İslam'la ittifak etmiş. Amerika tasavvuf edecek. Tarifattan çıkacak. Beyin takımı, yönetimi Müslümanların hakiki Hristiyanların eline geçecek. Hakiki Hristiyanlar da mektubat 57'de İslam'a göre tasavvuf edecek. Yani tabela, vitrin, Hristiyanlık, beyin, kalp, İslamiyet. Bunlar İslamiyet'le ne yapacakmış? Bunlar alim İslam'la ittifak etmesi ve İncil, Kur'an'a ittihad edip tabi olması olacak. O dehşetli gelecek iki ceylana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galip eder. Semavi bir muavenet ise İsa Aleyhisselam'dır. Yani bu mektup ortalama 1945'te olsa yazılmış, 1944'te, 45 diyelim. O zaman bu ceyran yok muydu ki gelecek diyor. Yani o ceyran diyor. Evet vardı. Ama tohumları ne şünema bulmamıştı. Yani gelecek ne şünema bulacaktır. Ben kenara notumu yazmışım diye. Tamam inşallah bunların atıfı çok çok. Gayrimüteşir de var. Bunlarla kalı bak yapıştırmışım. Gayrimüteşir bunu biraz daha şey yapıyor. Ben size anlattım. İçerisini kısmen anlattım. Yani nasıl olacak anlatayım kısaca. Mektubat 441. Alem İslam'ın ciğerini parçalayacak hadisat azime vücuda geliyor. 2. 58 emir daha 1. Avrupa'da deccalların bir vahşet doğuracak. 2. Tamam. 441 mektubat. Alem İslam'ın ciğerini paramparça edecek acımasız ciğer şikabe bir hadise vücuda gelecek. Ve alem İslam'da Ali Beyt feveran edecek. Avrupa'da deccalarına bir vahşet doğuracak. Bütün Müslümanlar ve kimliklerini tanıyacak. Tamam. Sonra mektubata veriyoruz 441 şeyimizi. Sonra Ali Beyt şahlanacak. O vahşet doğuracak. Bu geniş dairede öyle bir vahşet doğuracak ki şu anda Orta Doğu'da başlamış galiba. Bir vahşet doğuracak diyor. Vahşet 441. Sonra Ali Beyt feveran edecek. Ve milyonlar ordusu var. Onun karşısına kimse çıkamaz. Ve öne geçecek. İşi ele alacak. Ondan sonra neydi ya? Dört cümlesini yanlış şey yapmayayım. 441. Bugün tarih alemde hiçbir nesil şecereyle ve senetlerle ve ananeyle birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asıl nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki Ali Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar ve ehli kemali namdar reisleriyle onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Ali Beyt milyonları geçmiş. Bunlar kimmiş biliyor musun? Bunlar mütenebi ve kalpleri imanlı yani
mütenebi, kalpleri uyanmış, nurlu, kalpleri imanlı ve muhabbet-i nebevi ile dolu ve cihan değer, şeref-i intisabıyla serfirazdırlar. Tamam, okumak istediğime geldim. Böyle bir cemaat-i azime içindeki mukaddes kuvveti, Ali Beyt'in içindeki mukaddes kuvveti tehiç edip uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Ali Beyt'i heyecanlandıracak böyle içinde, Ali Beyt'in coğrafyası içinde hadisat-ı azime vücuda geliyor üstad zamanında. Şimdi başlıyor çok şafı. Geliyor. Ne olacak sonra? Elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet-i aliye, o Ali Beyt'in içindeki beyin takımı bir kuvvet-i aliye feveran edecek, yeter lan diyecek ve Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikata sevk edecek. Böyle mi olacak ustadım? Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz. Ustad diyor ki beklemekte haklıyız. Sen nerede olacaksın? 108 Kastamonu, 172 Sikki-i Tasli Gaybi. Ben kabirde olacağım diyor. Kabrimizde seyredeceğiz. Şöyle diyebilir miyiz abi? Peki. Birisi sen yeter lan diyecek. Amerika'da temizleyecek bunları. Yeter değil. Son noktayı Hazreti Sikki öyle yapıyor. Tabii yani başka bir mektup orada anlatıyor. Yani uzun olduğumu bir şey koydum ya. Şu mektupta diyor ki şurası 58'de. Yani böyle böyle oldu mu? Türkiye'ye kalkacak kardeşim. Gemi burada battı, burada çıkacak. Burada kalkacak. Bu adam biraz fazla mı açığa çıkarıyorum? Başkanlık sistemi İslam devletinde iki netice olur.